Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı TYT AYT, Geometri Soru kitabında 5. bölüm 8. testin çözümünü yapacağız. Üçgende alan konusundayız. Öğreniyorum testindeyiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. 4, 5, 6 verilmiş. Öncelikle şurada bir dik üçgen var. Dik üçgenden dolayı 4, 5 ise burası nedir? 3'tür. E şurada keşitleri de kullanmam lazım ve şurada kalan isteniliyor bizden. İki farklı şekilde yapabilirsiniz. Bir, hocam burada kalan A iken burada kalan A'dır. 2 A alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'den ee, bulursunuz. Sonra A'yı da bulursunuz. İkinci yolda şu A, diye dağıtacağınız hocam bir üçgenin alanı isteniyorsa 90 derece varsa üçgenin alanı tabana ait yüksekliktir. Yani şu alt tabana ait yüksekliğini çizerseniz A hocam burada bir şey çıktı. eşitlikte var ya orta taban çıktı. Direkt burası 3 bölü 2'de diyebilirsiniz. O zaman üçgenin alanı nedir arkadaşlar? 6 çarpı 3 bölü 2 bölü 2 eşittir. O da kaç çıkıyor arkadaşlar? 9 bölü 2 çıkıyor galiba değil mi? Evet cevabımız böylelikle balık eseri oldu. Geldik ikinci soruya. Evet. Şimdi açı ortayı kola dik çizmiş. Ne yapıyorduk? Kollara çizilen dikmeler birbirine eşit diyorduk değil mi? Şuradan da bir dik çizecek olursak arkadaşım. Kollara çizilen dikmeler birbirine eşit ve ayrıldıkları yerler de birbirine eşit olacak. Hocam 6 ise burası da 6. Buraya ne kaldı? 4. 4, 5. Ne üçgeni? 3. E hocam bu 3 ise burası da 3'tür. Üçgenin alanı ne oldu o zaman? Dik kenarlar belli. Yani 3 çarpı 6 bölü 2, 18 bölü 2'den 9'a eşit oldu. Cevabımız böylelikle denizli oldu. İkinci soruda geldik 3'e. Benzerlik alan ilişkisi var. Öncelikle oranlamaları yazalım. Hocam burası 3K buraya 2K dersem burası da K mı oldu? Evet DF uzunluğu 3K FB uzunluğu 2K ve AD uzunluğu da K'ymış. Şimdi burada bu oran isteniyor. Öncelikle şuraya bakalım. 1 bölü 4 oran var. 1 bölü 4'ün karesi nedir? 1 bölü 16'dır. Hocam 1 bölü 16. O zaman buradaki alan A iken buradaki alan tamamı 16A olacak. Buraya 15A mı kaldı? Evet. Şimdi buradaki benzerlik kaç? 1 bölü tamamı yani bu sefer 1 bölü 4 değil. 1 bölü kaç yaptı arkadaşlar? 6. 1 bölü 6'nın karesi kaç yapıyor? Benzerlik alınış 1 bölü 36 yapıyor. O zaman burası a iken tamamı 36a alacak. 16a'sı buradaysa buraya 20a kaldı. Şimdi şunlara bakalım. S1 dediğimiz a artı S3 dediğimiz 20a bölü S2 dediğimizde 15a yani 21A bölü 15A isteniliyor. Bizden A'lar gitti. 3'e bölsen 7, 3'e bölsen 5. Cevabımız 7 bölü 5 çıkar. Üçüncü soru akçay oldu. Geldik dördüncü soruya. ABC üçgenin alanı nedir? Ya 8 çarpı 10 çarpı sinüs 150 bölü 2 yapanlarınız da var da. Arkadaşlar bir üçgenin alanı isteniliyorsa tabanınız bu. Taban burası mı? Tabanına ait yüksekliği çiz. E yükseklik sadece nereye düşüyor? Dışarı düşüyor arkadaşlar. Bitti gitti. 90 derecede özel bir açı varsa taban çarpı tabana ait yüksek bölü 2'den daha rahat çıkıyor. Bak burası 30. 90'ın karşısı 8 30'un karşısı nedir? 4. E tabanımız 10. Yüksekliğimiz 4. O zaman üçgenin alanı nedir? 10 çarpı 4 bölü 2'ye eşittir. 40 bölü 2'den 20'ye eşittir arkadaşlar. Dördüncü soru böylelikle Balıkesir yaptı. Geldik beşinci soruya. Şimdi bunu da böyle şey yapanlar oluyor arkadaşlar. Şuraya a a a a a, a diyelim bakalım. Şuraya da bir b b b b b diyelim. Hocam aynı açıya sahip iç içe üçgenler varsa kollar çarpımıyla üçgenlerin alanları doğru antılır. 2 kere 1 2. Burası 2 a iken 3 kere 3 9. 9 a yapacak. Buraya 7 a falan kaldı diyoruz. Sonra şurası da kaç? 4 kere 2 4 6 6 24. Burası da 24 a olur deyip o şekilde işlem yapabilirsiniz. Hatta 7 bölü 24 çıkıyor arkadaşlar. Bakın. Evet 7 bölü 24 çıktı. Ama ben öyle yapmayacağım. Ne yapacağım? Alan da açacağım. İster B'lere göre alan dağıtın ister A'lara göre. Ama hangisi daha karışıksa oradan dağıtmayı tavsiye ediyoruz tabii ki. A'lar daha kalabalık gibi duruyor. A'dan başlayalım. 2A'daki alan 2A ise 2A'nın tepe noktası burası. Hop bir üçgen oluştur kardeşim. O tepe noktasına ait hop oluşturduk. A'daki kalan ne yaptı? A yaptı. Bak şimdi bir de buradan böyle yapsak şurayı parçalıyoruz. Dur A ile işim bitti o zaman. B'lere gel. B'de, B'den 2B'ye geçen. B'deki 2A ise 2B'deki 4A demiyorsun umarım. Çünkü B'den 2B'ye geçişte ne yapacaksın arkadaşım? Bakın şurası 2B. Hocam 2B'nin tepe noktası şurası. Buraya göre bakacaksın. B'deki alan o zaman 3A oluyor. 2B'deki alan 6A olur. E hocam o zaman şuradan yine B'lere devam edelim. B'deki alan bu tepe noktasına göre neydi? B'deki alan 3A'ydı, 2B'deki 6A, B'deki alan yine 3A'dır. Burada da işim bitti. A'lara gelelim. Hocam 3A'dan 3A'ya geçiş yapacağız. Tepe noktası da A. 3A'da kalan 12A ise 3A'da kalan yine 12A'dır. Taralı alan 7A yaptı. Tüm alanda 24A yaptı. O zaman cevabımız ne çıktı arkadaşlar? 7 bölü 24 çıktı. Beşinci soru Edremit oldu. Geldik 6'ya. Oranlamaları yazalım. K iken 2K, A iken 3A'yı yazalım. Evet EC uzunluğu neymiş? 2K. AE uzunluğu neymiş? K. Sonra DC uzunluğu A'ymış. BC uzunluğu da 3A. Bak BC 3A dikkat. Tamamı 3A olca, olacağından dolayı buraya ne kaldı? 2A kaldı. Dağıtmaya başla. Hocam 2 kya K'dan dağıtamıyorum. Öncelikle şuradan başlayayım. Hocam A'da kalan A ise 2K, 2A'da kalan 2A. Sonra 2K'dan K'ya dağıtacağım ama tepe noktası B'ye göre dağıtacağım. Bak K'da orası. Hocam 2K'da kalan 3A ise K'da kalan 3A bölü 2. Rasyonelle uğraşmak istemiyorsan Dağıtamadığın zaman rasyonel geldiği zaman dağıtamadığın tabanla çarp. Bak 2K'daki alanı dağıtamıyorsun ya. Bunu 2 ile çarp. 2A olsun burası. Bunu da 2 ile çarp. O zaman burası kaç A olsun? 4A olsun. Daha sağlıklı oluyor. O zaman 2K'da kalan 6A ise 3 katı. 3 katı o zaman burası da 3A olur. Alan ABC 36 4 6 9A kaç vermiş arkadaşlar 9A'yı 36 vermiş A'yı da buradan kaç buluruz 4 buluruz BD'nin alanı isteniyor bizden. Yani 4A isteniyor. A yerine 4 yazdığımız zaman cevabımız kaç çıkar? 16 çıkar. 6. sorunun cevabı böylelikle C an oldu. Geldik 7'ye. Evet burası A iken burası ne verilmiş arkadaşlar? 4A verilmiş. Burası B'nin uzunluğu 3B iken EC'nin uzunluğu da 2B olarak verilmiş. Yazalım bakalım. FD uzunluğu A iken Ali Bey uzunluğu 4A verilmiş. Sonra B'nin uzunluğu 3B iken AC'nin e, uzunluğu da 2B olarak verilmiş. Hadi şuradan başlayalım hocam. A'da kalan A ise bak A'da kalan A ise, 4A'daki alan 4A tabanın tepe noktası bak A'dan 4 aya dağıtırken tepe noktası E değil mi? Tepe noktası E olan o zaman bir üçgen oluşturacaksın şöyle. A'da kalan A dediysem o zaman 4A'daki alan ne olmalı arkadaşım? 4A olmalı. Değil mi? İç içe oldu. Beyazlara 3A kaldı hocam önemli değil. Burası 4A oldu. E ama sıkıntı 3B, ye, 2B ye var. Bu arada boyalı alanı vermiş bize. Hiç ağlama ağla uğraşmayalım. Boyalı alanı kaç vermiş? 15 vermiş. Arkadaşım boyalı alan 15. A'da kalan 15'te 4 A'da kalan 4 katı kaç yapar arkadaşlar? 60 yapar. 3B'den 2B'ye dağıtacağım. 3 bdeki alan kaç katı? 20 katı. Burası da 20 katı. O zaman burası 40 olur. Alan ABC kaç yapıyor? 60 artı 40'tan 100'e eşit oluyor. Hocam 15 yok mu? Hayır. 15 burası 60 tamamıydı. Bakın dikkat edin. Cevabımız kaç yaptı? 100 yaptı. 7. soru böylelikle balık kesir oldu. Geldik 8'e. Hocam alan ABC isteniyor. Tamam. 45'in mantığını kullanmak lazım. 45'i nasıl kullanacağız? Söyledik çizim olmadı. Daha önce şeyde de demiştik açı ortayda da. İki açı yayına geldiğinde özel bir durum var mı diye bakılır. Özelliği nedir? Özel durumu nasıl incelenir? 180 e tahammülen açısından incelenir arkadaşlar. 180 e tahammülen açısına bakalım. 90-45 daha 135. Hani 45 özel açı mantığını kullanmadıysan 180'e tamamlayan özel mi? 90, 45 daha 135. 180'e tamamlayanı nedir? 45. Aa hocam 180'e tamamlayanı 45. Ne çıktı burada? Özel açı kullanma diyor sana. Açı ortayla kullan. Dış açı ortay. Şunun tamamını oranı. Ne yapmalı? 4 bölü 6 yapmalı. 4 bölü 6 2 bölü 3. 2 bölü 3. Hocam burası 2K iken burası 3K olacak. O zaman burası K oldu. A alan dağıtırım. K'da kalan A ise 2K'da kalan 2A derim. A alanında belli mi arkadaşlar? 6 çarpı 4 bölü 2 eşit. 24 bölü 2'den 12'ye. Alan ABC'ye bakıyorum. Alan ABC'ye de 3A olduğundan. A yerine 12 yazarsam cevabımız ne çıkar? 36 çıkar. Evet güzel bir soru. Yani eski kazanımları da soran bir soru arkadaşlar. 8. soru böylelikle denizli oldu. Geldik 9. soruya. Şimdi ne verilmiş? Ağırlık merkezi verilmiş. Bir de paralellik verilmiş. 3, 1, 2 kural var hocam. Ya ben kullanmıyorum biliyorsunuz. Yani işte. Ağırlık merkezi verilmiş. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Hocam 1'e 2 oran vardır. Tamam. Bir de bu paralel verilmiş böyle. Şununla da şu paralelse eğer. E tamam bir şeyler çıktı arkadaşlar. Ne çıktı burada? Öncelikle 1'e 2 oran var. E hocam burası A iken burası 2A'dır. Kelebekteki oran 1'e 2. Dikkat edin şu kelebekteki oran. 1 2. E bu ort taban çizgisi E3 e A burası da 3 A. E. Bakın gerçekten 3 1 2 bulduk zaten. Sıkıntı yok onda. Hemen 3 1 2 kuralı diye ezberleyeceğiz diye bir şey yok. Her yerdeki oranlamayı bulduk mu bulduk. Bir de şunları da eşit olduğunu gösterelim ort tabandan dolayı. Bitti. Alan dağıtmaya başlayalım arkadaşlar. Hadi bakalım başlayalım. Ama şuradaki oranlamayı da bulmak lazım sanki arkadaşlar değil mi? Ağırlık merkezinden geçen kenar ortay mıdır? Aynen öyle. E o zaman arkadaşlar ağırlık merkezinden geçen kenar ortay olduğuna göre Burası n burası nedir? iken, Hocam 2n burası da 2 e aynı zamanda burada da bir ort taban var. Bak şunlar eşit bunlar paralel. 2n burası da n mi yaptı? A buradaki oranlamayı da bulduk. Hadi artık başla. Bir yerden başlayalım. Şuraya a diyelim mi? Hocam n'deki alan a ise hop üçgen oluştuk. N'deki alan yine a. A'daki a ise 3a'daki alan nedir arkadaşım? Ha, ağırlık merkeziyle ilgili alan dağıtımını biz burada mı kullansak? Ya da alan dağıtmadan dağıtarak gidelim. Yani ise A'da kalan A ise, 3A'da kalan nedir arkadaşlar? 3A'dır. Değil mi? Sonra çizgide kalan 4A ise çizgide kalan 4A. Bak çizgideki 3A çizgideki 3A demiyorum. Çizgiden çizgiye etki tepe noktası y yapıyor. 4A ise 4A. Sonra ne olacak arkadaşlar? Sonra nereden başlayalım, nereden devam edelim? E şuradan devam edelim. Kelebek dekorandan da devam edebiliriz. Kelebek dekoran 1'e 2 ise alanlar oranı 1'e 4 olacak. Hocam burası 4A olacak diyebilirsiniz. Ama şöyle de diyebilirsiniz. Hocam 4A'daki alan 8A ise 2 katı 2A'daki kalan 4A diyebilirsiniz. Şu üçgen ve şu üçgende dağıtım yapabilirsiniz. Neyse bize 5A'yı vermiş. 35A'yı buradan kaç buluruz? 7. Arkadaşlar bunlar da birbirine eşit ya. Burası kaç? 4, 8, 12. Burası 12A'ysa burası da 12A olacak. Tüm alan kaç A yaptı? 24A yaptı. 24A yani şunları ayrı ayrı bulmama gerek yok. 24A neye eşit arkadaşlar? 24A A7 yazdığımız yaman 4 kere 28 14 168 mi yapıyor? Evet cevabımız böylelikle Cihan çıktı 9. soruda. Geldik onun soruya. <laughs> neler verilmiş neler? Hocam BC uzunluğunu 18 vermiş. DE uzunluğu 6. Tabana ait yükseklik var. Taban ve tabana ait yükseklik. Büyük ihtimalle bak şu üçgenin alanından gideceğim. Benzerlikten de gidebilirsiniz. alfabeteye gelip girip de arkadaşlar. Ama alan konusundayız diye alandan çözeceğim ben. DC'yi de kaç vermiş? 9. Büyük ihtimalle AB uzunluğu isteniyor. Evet gördünüz. Sarı üçgenin alanı nedir arkadaşlar? 18 çarpı 6 bölü 2'dir. 18 çarpı 6 bölü 2'ye eşittir. Ve aynı zamanda tabanımız kaç? 9. Yüksekliğimiz kaç? X değil mi? Evet sarı üçgenin alanı aynı zamanda 9 çarpı x bölü 2'ye eşittir. 9 çarpı x bölü 2'ye eşittir. Bölü 2'ler gitti mi? Gitti. Şu 9'la e, 9'la 18 sadeleşse 2. O zaman 12 mi yapıyor? X'i böylelikle 12 buluruz. Cevabımız böylelikle dremit oldu. Geldik 11'e. Alan dağıtacağız kardeşim. Ya da benzerlik alan mı? Yok. Benzer paralel değil bunlar bir kere. Bak bunlar 4'e 4 iken e burası 5'e 4. Alan dağıtacağız. Genelde karışık olan yerden başlıyoruz. 4'e 4'ten başlayalım. Hayır. 5'e 4'ten başlayalım. 5'te kalan 5 a iken tepe noktası D oldu. Bak 5'tekinin. 4'teki de tepe noktası D olan. Hop şöyle çizdim arkadaşım. Hocam 4'teki alanda o zaman ne olacak? 4'teki alanda 4A olacak. Şimdi 4'ten 4'e dağıtalım. 4'teki 5 aysa 4'teki 5 a değil öğrendin işi. 4'ten 4'e dağıtırken tepe noktası burası değil mi? Aynen. 4'teki alan 9 aysa 4'teki alan 9 a'dır. A e, hocam 3'teki alanı da yazacağım böylelikle. İşte burada sıkıntı. Burada sıkıntı olduğu zaman ne yapıyorduk arkadaşlar? Dağıtamadığın yerde dağıtamadığın tabanla çarptı mı? 4'teki tabanı alanı buraya dağıtamadın. Hemen 4 katını 4, 4 katını al bunun. Her yerin 4 katını al. Şurası 4 katını alınca 16A. 4 katını alınca 20A. Rasyonelle uğraşmamış oluyorsun. 4 katına alınca 36A. Hocam bak ne oldu? 4'teki 36A ise 9 katı 9 katı. O zaman burası 27. Daha mı oldu? Evet bitti. Alan DCF 36 artı 16'dan kaç yaptı? 52 bölü. Hocam tüm alan kaç yaptı? 36 burası. 36 burası 72. 72 ile 27'yi toplarsak 99 yapıyor. 99A yapıyor arkadaşlar. 99A yapıyor. Gördüğünüz üzere cevabımız 52 bölü 99 oldu. Ee, hiç rasyonel sayıyla falan uğraşmadım. Dağıtamadığım yerde dağıtamadığım tabanla çarpayım ki o dağıtamadığım tabanla çarptığım zaman dağıtamadığım, dağıtamadığımın katı olmuş oluyor. O yüzden 4'te kalan 36 almış oldu. Yani 4'ün 9 katı olmuş oldu arkadaşlar. Amaç bu zaten. Rasyonelle uğraşmamak. 11. soru Akçay oldu. Geldik 12. soruya. Evet oranlamalar var alan dağıtma oldu aşikar. Evet K iken burası nedir? 2K'dır. EC uzunluğu K iken AY uzunluğu 2K'dır. BD uzunluğu 3 ve burası 6 olarak verilmiş. Aa bir şey var burada. Açı ortay tabandaki oran 3'e 6. Hocam koldaki oran da 3'e 6'dır o zaman. Yani 1 bölü 2 isken burası A iken burası nedir? 2A'dır. Aa çok güzel bir şey oldu. Ne oldu? 90'ın karşısı 2A iken hangi açının karşısı A'dır? Hocam 30'un. 30, 90, 60 yani bunlar da 30, 30 oldu. E devamını getirelim o zaman. 30, 90, 60. Hocam 30'un karşısı 3 ise 60'ın karşısı 3 köküçtür. Tamam. 30'un karşısı 3 köküçse 9 büyük üçgende ya da 30, 30 burası da 6 ya. 6, 6 iken burası da 6 köküç oldu diyebiliriz arkadaşlar. Tamam 6 köküç 3K eşittir 6 köküçse K'yı buradan kaç buluruz? 2 köküç buluruz. K'yı 2 köküç bulduk. Ve bizden ne isteniyor? Şu üçgenin alanı. Arkadaşlar hiç acımam. Sinüs minüs yapmam. Kusura bakmayın. 6 çarpı 2 kök çarpı sinüs 31 2 ile uğraşmam. Ne yaparım? Tabana ait yüksekliği çizerim bu üçgenin alanını bulmak için. Al sana 90'ın karşısı 2 kök 30'un karşısı kök 3. Al sana daha kısa bir yol. 6 çarpı kök 3 bölü 2. Yani cevabımız 3 kök 3 çıkar. Cevap böylelikle denizli oldu. 12. soruda. Ve 8. testi de böylelikle bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 9. testte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.